Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. War of the Ring Türkçe seslendirmeli Yüzüklerin Efendisi oyunumuzda iyi maceraya başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir girelim haritamıza falan bakalım. Orta Dünya haritası zaten karşımızda, çok da güzel dizayn edilmiş. Tatlış ayrıntılar içeren. Muhtemelen şurası Bree kasabasıdır. Burası Şair. Şurada İmrardis yapmışlar. Burası Dolguldur tahminimce. Lothlórien, Helm's Deep, Isengard. Şurası ne tam bilmiyorum. Emin değilim bundan. Anduin Vadisi. Minas Tirith. Kara Kapılar. Dadından yenmeyecek kadar güzel bir harita. Şimdi zorluk derecemiz şurada görünüyor arkadaşlar. Kolay yapmayacağım, zor da yapmayacağım. Orta derecede tatlı bir oyun zevki yaşayalım. Birinci bölümümüzün ismi Gri Kaya. Dinleyelim. Sonra girelim. Cüceler vatanlarını hain bir ork saldırısına karşı savunurlarken, demir dağlarda çarpışan çeliklerin sesleri yankılanıyordu. Glói'nin oğlu Gimli'nin yardımıyla kayalıkları vahşilerin istilasından kurtarmaya hazırlanıyorlar. Gimli ve savaşçılarının güçlerini toparlayıp yakın tepelere çıkması ve düşmanlarını dağın ağırlığı altında ezmeleri gerekiyor. Aga çok güzel bir anlatım ya. Yani o kadar keyif alıyorum ki sevgili YouTube. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Bölümümüze girelim abi. Şerefsizlere bak. Okçu Kulesi'ni yıkıp kaçıyorlar. Gimli! Orkları demir dağlardan atmanın zamanı geldi. Bak yukarıya! Ork kamplarının üzerindeki kayalıklarda iri kaya parçaları var. Evet. O kayalıklara ulaşabilirsek orklara cücelerin taşla neler yapacağını gösteririz. Bir iki kez itersek orkların kafalarına kaya yağdırabiliriz. Abi yani daha güzel olamazdı herhalde. Amaçlarımız, evet, görevlerimiz arkadaşlar bunlar. Şu beyaz renkte olanlar sanırım ek görevler. Bunlar ise ork komutanını öldürmek ve ana ork kampını yok etmek. Bunlar ana görevler arkadaşlar tahminimce. Takviyeler için kamp yapın diyor. Tamam, bir önce bir kamp yapalım. Nereye? Dur ama. Şunları yapalım bence ilk. Ya o böyle bu tarafa doğru dönük olsun. Ne? Buraya. Nereye? Hareket ediyor. Buraya. Nereye? Bekliyor. Bekliyor. Gel canım, seninle bir kamp yapalım biz. Oradan yol var mı acaba? Gelmezler herhalde. Evet, oraya bir kamp yapalım. Hazır mısın? Ben kendi yolumdayım. Burada yol yok galiba. Tamam, güvenli bir yer burası. Kendi yolumdayım. Buradaki tamamlandı. Tek yol şurası. Tamamlandı. Derhal. Tamam. Biraz işi basalım. 4 tane basabiliyorum maksimum. Neredeler? Neredeler? Bu neymiş abi? 2 tane kader puanıyla açabiliyoruz bunu Gimli'nin. Koparma skill'in ismi. Toprağa güçlü bir vuruşla Gimli etrafındaki birimleri şaşırtabilir diyor. Bir tane de burada pasif bir power var arkadaşlar. Sürekli etkili diyor bu. Gimli'nin etrafındaki birimler binalara ekstra hasar verir diyor. Yani aslında bizim klasik BFM'deki damage, hasar arttıran bir leadership diyebiliriz buna. Zaten ismi de şeymiş, rütbe aurasıymış burada Türkçe olarak. Evet, evet, doğru. Ne? Konuş. Hazır. Üstünde. Geliyor. Hazır. Cücelerin, bilmiyorum, zekasına çok hakaret etmek istemiyorum ama. Evet. Bu işçiler niye böyle arkadaşlar? Doğru. Abi, tamam hadi gel bir tane şundan yapalım. Olur, oraya olur.
Neredeler? Hadi devam edelim. Şu birliklere de bir bakmak istiyorum. Cüce Kalkan denen direkt şeymiş arkadaşlar. Öğreti kısmındaki Varin. 305 canı var, 10 vuruşu var, 1 zırhı var. Şunlar balta atan cücelermiş. 140 canı var. Bir savaş mı? Nerede? Yarı yarıyadan biraz daha düşükmüş. 9'da hücum gücü var. Ama tabii ki bu balta fırlatan uzak mesafe birliği olduğu için canının düşük olması normal. Bir bina tamamlandı. Ne? Bir hedef tamamlandı. Ben burayı güvene de alayım ya. Doğru. Böyle bir tane okuç kulesi yapalım. Görevler neydi? Değirmen, dökümhane, cüce konağı. Gözetleme kulesi yapıyorum şu an. Kaleyi iyileştir ve bir tane demirhane yap diyor. Yapacağız. Tamam. Burayı iyileştireceğiz. Ne istiyormuş bizden? 115 yemek, 105 de maden istiyor. Pekala. Yapacağız. Cüce konağından buradaki gördüğümüz iki tane birliği de üretebiliyoruz. Cüce, balta fırlatan cüce ve cüce kalkan delen olmak üzere iki tane birliğimiz var. Üç işçi burada mı çalıştırıyorum ben şu an ya? Onu 4-4 yapsak ya. Bir bina tamamlandı. Onu bir 4-4 yapalım. Tamamlandı. Tamam. Bekliyor. Yapacağız şeyi de. Demirhaneyi de. Kaleyi kademe 2 yapmamız lazımmış önce. O zamana kadar ben zaten 2 tane işçi basıyorum. Hareket Sen gel ediyorum. Burada çalış. Evet. Sen gel buraya. Burayı da geliştirelim. Diğer işçimiz de çıksın. Onunla da demirhaneyi inşa edelim. Hazır. Evet. Gel bakalım şöyle. Şundan da yine inşa edeceğim bu arada. Çünkü güzel bir ordu kuralım istiyorum. Bu upgrade'ler bir tık yavaş oluyormuş. Vallahi kankam Age of Mythology ile çok benzer gelmedi bana. Oyun motoru farklı olabilir. Warcraft'ı da çok bilmiyorum. Bir bina iyileştirildi. Bir hedef tamamlandı. Nereye? Şunu da yapalım. Geliyor. Ondan sonra bayağı bir bundan... bunları da geliştirebiliyoruz bak. 55 istiyor. 55 istiyor geliştirmek için. 55 tane maden istiyor arkadaşlar. Geliştirelim. Madenden bol ne var burada? 9000 maden var yani. Burada 9000 de yemek var burada. Öğreti bölümünden sonra, oyunu öğrettikten sonra ilk bölümde bu tarz bir şey yapması bu arada çok tatlı olmuş. Buraya mesela yine yüzükleri koymuş böyle. Hani gideceğin yerler buralar. Gitmen gereken, yok etmen gereken yerler. Ork komutanını öldüreceksin falan fistan. Muhtemelen çok da zor bir bölüm değil bu. Bir bina tamamlandı. Bir hedef tamamlandı. Evet. Burada upgrade'lerimiz var. Hemen bakalım. Demir bıçaklar diyor ki Gondor kılıç savaşçıları balta fırlatan cüce. Rohan atlısı ve kalkan delen cücenin silahlarına derece verir diyor. Onlara damage kazandırıyor muhtemelen bu. Ama tekrar gelip bu birliğe herhangi bir geliştirme yapıyor muyuz? Yapmıyoruz diye hatırlıyorum. Mesela yapalım bunu. Diğerine bakıyorum, demir plakalar. Bu da aynı şekilde saydığı birliklere zırh derecesi verir diyor. Yani ne diyorsun? Bunda mesela zırh 1 diyor. Zırh 2 olacak onu geliştirdiğimizde diye düşünüyorum. Onu da yapalım. Zaten biraz yavaş oluyorlar. En azından olmaya başlasınlar da. Oğlum bunlar ne kadar güzel oldu öyle geliştirince. Savaş kampı oldu direkt. Ne kadar arttırıyorlar acaba? Şimdi net bir şekilde öğreneceğim. Gel abi. Bekliyor. Yap sen onu. Bekleme. Yap onu. İlk yaptığın zaman 55 şu anda benim arkadaşlar. Command point'im. Dediğim gibi göremiyorsunuz. Ben söyleyerek telafi edeceğim. O 55'i kaç yapacak bu bina tek başına? Sonrasında upgrade edince üstüne kaç ekleyecek onu görmek istiyorum. Sizlere de söyleyeceğim şimdi.
şu geliştirilirken bir de şundan emin olalım. 10 vuruşu var. 11 olacak diye tahmin ediyorum. Şu an arkadaşlar 11 kapasite verdi bana. 55'ten 66'ya çıkardı. Upgrade ediyorum. 66'dan kaça çıkaracak 55 maden kullanarak bunu upgrade ettiğimde onu görelim. Bir takviye tamamlandı. Daha az çene, daha çok savaş. 9'dan 10'a çıkardı. 10'dan 11'e çıkardı. Yani bunların üstüne gelip tekrardan ayrı bir upgrade vermemize gerek yok arkadaşlar. Direkt olarak bunu geliştirdiğimizde damage'lerini, vuruş güçlerini alıyorlar. Bu ne olacak şimdi, ona bakalım. 66'dan 70'e çıkarıyor. 4 veriyor. Yani ilk başta 11 veriyor arkadaşlar. Upgrade ettiğinizde 4 daha veriyor. Toplamda bir tane savaş kampı 15 kapasite kazandırıyor bize. Bir tane daha yapalım. 85 yapacağız, sonra bir tane daha yapıp 100'e tamamlayabiliriz. Maksimum zaten 100 oluyor diye hatırlıyorum. Dolayısıyla 2 tane daha kamp yapacağız ve upgrade vereceğiz onlara. O sırada bu da gelişsin. Aynı zamanda buradan 3 tane barlı balta fırlatanımız var. Şunu da 3 yapalım. 3-3 mü gidelim arkadaşlar? Yani 3 balta fırlatan 3 de kalkan delen mi yapalım? Eşit mi gidelim sizce, ne diyorsunuz? Bence dengeli gidelim. Hem fırlatsınlar, tamamlandı, hem dövüşsünler. Evet. Param kalmadı la. Hadi bekleyelim, şunu da yapalım. Savaş nerede? Savaş nerede diye de doğmazsın yani. Dur bakalım. Geliyor. Şunu da yaptım. Bir takviye tamamlandı. Takviyemiz de tamamlanmış. Zırh birden 2'ye yükseliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Savaş kokusu alıyorum. Bunların da normalde zırhı 0'dı, 1 oldu. Bence bu upgrade'ler çok tatlı. Ben beğendim. Dinliyorum. 1 de 1'dir yani. 10 vuracağına 11 vursun yani. 9 vuracağına 10 vursun. Ne nedir yani? Savaş nerede? Bir bina tamamlandı. Abi biri diyor savaş nerede, öbürü diyor bana diyor, bana hedef göster diyerek çıkıyor balta fırlatanlar. Bunlar da savaş nerede diyerek çıkıyor. Doğduğun gibi. Bu Celal nedir abi? Bak geliyor. Bana bir hedef göster. Hemen birazdan savaşa gideceğiz. Rahat olun. Hedefini göstereceğim orada sana. Şunu da geliştirelim arkadaşlar. Command point'imiz 100 olacak bunu geliştirdiğimde. Bu arkadaşı da şurada çalıştıralım. Çünkü şu anda 500 yemeğim var. 100 madenim var. Maden konusunda sıkıntımız var. Dolayısıyla onu bir tık arttıralım. Savaş nerede? Evet, bunları üretmeye devam ediyoruz. Şu anda kapasitem orası artınca 100 olacak ama toplamda ordu kapasitem mevcut önümde gördüğünüz 36 yer kaplıyor. Yani hemen hemen bunun 3 katı kadar bir ordu yapabiliyoruz toplamda. En son yaptığımda göreceksiniz zaten. Üretmeye devam edelim. Binalarla alakalı da bir level atlama yok BFM'deki gibi. Bina sabit bina yani. Birim ürettikçe level atlayan binalar değiller. Ama mesela şunlarda upgrade var. İşte ana binada upgrade var. Bu dökümhane ya da değirmenle alakalı bir upgrade var mı bilmiyorum. Hatırladığım bir şey, gözetleme kulesini upgrade edip balista fırlatan, büyük böyle balista fırlatan bir şeye çevirebiliyorduk bunu. Şu anda bu bölümde mevcut değil. Ama yapabiliyoruz diye hatırlıyorum. Bir sonraki bölümlerde görürüz zaten. Üretmeye devam aga. Hazır mısın? Gimli buraya. Gimlicim. Daha az çene, daha çok savaş. Savaş nerede? Daha az çene, daha çok savaş. Burada. Bana mı laf soktunuz, anlamadım ki yani. Ben şimdi çok da konuşmadım ama. Neyse yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bana bir hedef göster. Bir cüceyi tedirgin etmek mi? Bir cüceyi tedirgin etmek mi?
Tıklayınca tedirgin oluyorsan o senin problemin canım. Hadi 49 olduk, devam. Üretim yeri dediğin yer eğer şunlarsa, dökümhane ve değirmense, bunlar yalnızca bu değirmen üzerine, bu da maden yatağı üzerine yapılabildiği için buraya birer tane yapabilirsin. Ama benim hatırladığım online maçlarda, skirmişlerde falan haritada yerler oluyordu. O yerlerde yine böyle değirmen ve maden yatağı oluyor yan yana. Oraya gidiyorsun, ana base'ini kuruyorsun. Onun yanına yine bunları kuruyorsun. Yani ikinci bir base kurmuş oluyorsun o şekilde. Hazır. Üretelim abi şunlardan yine. Hadi bakalım. Ne? Şu andaki sayımız bile iyi de. Bir bu kadar daha bir gelsin bakalım. Savaş nerede? Tam yola bak. Tam yola buradan bakacağız ya, dur. Sayınız bir fullensin kardeşim. O sırada biz de sağa sola inceleyelim. Bakın mesela Gimli öldüğünde 3 tane kader puanı kullanarak Gimli'yi tekrar üretebiliyoruz. Şu anda Gimli'miz seviye 1. Bakayım orayı da en azından bir inceleyelim. 500 şeyi kazandığında, dövüşürken, savaşırken 500 puan kazandığında, tecrübe puanı seviye 2 olacak sanırım. Bu arada Gimli'nin de canına bakmadık he. Gimli normalde misal normal bir cüce 305 sağlığa sahipken Gimli seviye 1'de 460 cana sahip oluyor. Hücumu 20, zırhı 3. Normal bir cücenin ise hücumu 11, zırhı 2. Gimli buraya. Çok büyük bir uçurum yok BFM'deki gibi. Yani atıyorum belki de 3 tane şundan bir savaş mı? Saldırsa hazır mısın? Öldürebilir yani Gimli'yi. Tam emin değilim. Zırhı ya da canı etkili olabilir belki. Bunları deneye deneye göreceğiz arkadaşlar. Ben bunları çünkü dediğim gibi skirmish'inde oynayacağım bunun. Mete ile birlikte, Era ile birlikte coop'ta yapacağız. Birbirimize karşı da savaşacağız. Oralarda bunları daha detaylı inceleyebileceğiz. Şimdi Gimli'nin tam sabırsızlanıyor. Buradaki gücüne bakarak online'da nasıl olduğunu tam anlamayabiliriz. Çünkü burada campaign oynadığımız için biraz daha bizim avantajımıza gücünü arttırmış olabilirler. Daha sonra tekrar inceleyeceğiz yani bunları gençler. Siz şu anda yeni keşfettiyseniz sevgili YouTube'dan izleyen arkadaşlar, kanala bununla ilgili dediğim gibi skirmişler, çatışma maçları, coop skirmişler, online maçlar. Kim bilir topluluğu büyütürsek War of the Ring topluluğunu, BFM topluluğu gibi turnuvalar vesaire her şey gelecek bu oyunda da. Dinliyorum. Elimizden geleni yapacağız bununla ilgili. Kanalı takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz efendim. Bana bir hedef göster. Bu arada şunlardan mesela bak, balta fırlatanın command point'e bakmadım. 2'ymiş. Cüce kalkan delense 3 harcıyor. 2 tane bastığımızda ikisi 5 harcıyor mesela. Yani toplamda 100 kişiye hiçbir zaman sahip olamıyoruz. En kötü ihtimalle 2 command point harcayan birlik bassan 50 tane askerin oluyor toplamda. En kötü askerden. Yani buna kötü dersek mesela bundan 50 tane basabilirsiniz ama tabii işçi de oluyor. İşçiler de harcıyor diye hatırlıyorum. İşçiler de 1 harcıyor mesela. En kötü 10 tane işçin olsa 5-5 çalışsalar şurada. 10 command point gitti, kaldı 90. Bu da demek oluyor ki 45 tane balta fırlatan mesela basabilirsin burada. Ya da kaç 3 üzerinden gidecek olursak 30 tane falan da, evet 30 tane de bundan basabilirsin. Hiç bundan basmayıp sadece bundan basarsan. Ama tabii bu online maçlarda biraz daha farklı arkadaşlar. Şu an cüce olarak oynadığımız için böyle. Online'da bütün birlikleri basabiliyorsunuz. Gondor birlikleri, Rohan birlikleri, elfler, Beornlar, Beorningler, cüceler vesaire hepsi içerisinde oluyor. Sadece 2 tane faction var zaten. İyi ve kötü. Çok detaylı değil faction bakımından oyun. Turnuva ve benzeri şeyler düzenlenirse muhtemelen iyi kötü savaşı falan
dönecek yani orada takımlı olursa falan bir taraf iyi bir taraf kötü olur. Daha keyifli olur yani. Savaş nerede? Şimdi bununla birlikte 89 olacak. 91, 94, 96, 99 tamam. Bu son bastıklarında çıksın gidiyoruz. Karşımıza ne çıkarsa parçalıyoruz ondan sonra. Savaş nerede? Ben de bilmiyorum. Gideceğiz. Şu üç yerden birindedir savaş. Bir de Gimli'nin dediği gibi bunların tepesine taş falan fırlatacağız herhalde. Baltam sabırsızlanıyor. Ya, hafiften gitsem ne olur? Kimse var mı burada? Kuş uçuyor la! Gimli buraya! Bunlara bir diyebiliyor muyuz? Dedik. Gimli buraya! Daha kolay. Seçebiliyoruz dolayısıyla. Hadi gel bakayım. Gel gel gel. Son 4 birlik gelin abi. Gel hepinizi seçip bir diyeceğim gideceğim. Yıka yaka. Öldüre kese. Bana bir hedef göster. Orkların boynunun üstünde baş bırakmayarak gideceğiz efendim. Hadi bakayım. Ne? Bina da güzelmiş ha. Tam bir cüce binası yani. Savaş nerede? Ay tiplere bak ya. Dinliyorum. Hemen. Grafikler benim gözüme çok hoş geliyor. Lakin ilk defa belki görenler o yıllarda 2003'te 2004'te oynamayanlar için belki hani zayıf grafik olup hani beğenmeyenler de olabilir. Taş üzerinde taş, boyun üzerinde baş kalmayacak. To the King. Abi keşke Dane Ironfoot falan olsaydı ya. Gri Kaya dediği yer tam olarak neresi acaba? Iron Hills değil zaten. Orası Demir Tepeler Türkçesi. Dinliyorum hemen. Gri Kaya diye bir şey diyor bu bölüm için. Hadi bakayım baltam abi gelin. Sabırsızlanıyor. Baltam sabırsızlanıyor. Ben senin şimdi baltanın sabırsızlığını şey yapacağım kardeşim sen. Ben kendi yolumdayım. Aha. Buldum. Muharebe! Muharebe! Koşun abi. Koş koş koş. Helal ki. Helal ki. Bakalım şuraya. 36 tecrübe puanı kazandı. Gayet iyi. Buraya. Buradan mı gidiyoruz? Muharebe! Lan ben kendi yolumdayım. Niye gidemiyoruz buraya? Üstüne doğru. Oradakine niye gidemedik ya? Neyse öldürün şunları. Neymiş bu? Kamçılı ork. Goblin mızrakçısı. Tam sabırsızlanıyor. Ben kendi yolumdayım. Vay sen şerefsizlere bak. Sıraya dizin onları. Sıraya dizin aynen. Bu ne lan? Bir savaş mı? Nerede? Esir başı. Baltam sabırsızlanıyor. Kırın kafasını. Hücum! Gimli nasıl kasa getiriyor ya? Fırlat aga fırlat. Ben kendi yolumdayım. Siz de tek tek gelmeseniz de. İki puanı açtım onu. Az önce okuduğum Gimli'nin toprağa vurması, düşmanları şaşırtması skillini açtık arkadaşlar. Süresiz olarak artık bu skill'i kullanabiliriz. Kalabalık bir yerde ben kullanırım onu. Aha! Üzerine! İşte birkaç kaya parçası. Hadi Gimli buraya! Sırtınızı iyice dayayın! Gimli vur bakayım ona. Baltam sabırsızlanıyor. Gimli onu da hallet canım. Evet bulmamız gereken kaya parçaları bunlar mıydı? Gerçi bununla ilgili görevde hiçbir şey yok. Dolayısıyla burayı terk edelim abi. İnin aşağıya. Buraya. Herkes şurada toplansın. Bu tepedeki işimiz bitti. Buradan başka yol yok benim anladığım. Buradaki işimiz bitti. Aşağıda bir tane okçu kalmış. Hallederiz.
Şuralarda yol olması lazım. Buradan ilerleyeceğiz galiba. Herkes bir insin aşağıya da. Diyor bir de sırtınızı dayayın falan diyor ya orada hani. Tek kaya bunlar mıydı acaba ya? Başka kaya yok mu? Biraz daha ittirsek. Bölüm başında diyor ya birazcık ittirirsek. Onları onların başlarına atabiliriz. Çam ağaçları güzelmiş. Bana bir sıra ork boynu verin yeter. Abi sincaplara bak ya. Hadi devam edelim. Buraya. Devam edelim hadi. Üstüne doğru. Hadi devam edelim. Baruk kazan. Baruk kazan diyor lan helal be. Helal be onu da Türkçe'ye çevirmemişsiniz yani onu direkt olduğu gibi almışsınız zaten Türkçesi hadi, ne bilmiyorum edelim. Baruk Gazat'ın da güzel olmuş o. Ben kendi yolumdayım. Bir şey buldum. İndir onu. İndir onu çünkü sıkıyor bize şerefsiz. Bize saldırıyorlar. Devam edelim. Bize saldırıyorlar. Bana bir sıra ork boynu verin yeter. RD kankicim teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Derhal. 700 demir tepe cücesi. Şuradan yol var mı aga? Bak bak sen şu işe. Burası neden şey olmadı yer? Düzelmedi. Yer neden böyle abi? Biz burayı ele geçirmedik mi yav? Derhal. Sıraya dizin onları. Buraya. Onları ikiye böleceğim. Reis ikiye bölecekmiş. Arkadaşlar bir şuna bakmak istiyorum. Şimdi bunu zaten tutorialde kullanmıştık. Köreltme. Düşmanı kör ediyor. Dikenli çalılar diyor. Eski zamandan kalıcı bir elf büyüsü oyuncunun seçtiği bir arazide hızla tehlikeli bir dikenli çalılık oluşturmasını sağlar diyor. Sihirli çalılar buradan geçen düşmanların etini yırtacaktır. Muhtemelen damage vuruyoruz arkadaşlar bu düşmanlara buraya bunu kurarak. Neymiş bunun ismi bu arada bakalım. Dikenli çalılar tamam. Kahramanlık mirası. Oyuncunun bunu da 3 kader puanla açabiliyoruz. Oyuncunun kahramanlığı kalede eski haline gelme kabiliyetini feda ederek bir efsaneye dönüştürür diyor. Bu ülkelerde şarkı ve efsane konusu olacak inanılmaz savaş gücü ekler. Yani bunu arkadaşlar bir kahramanımıza kullanıyoruz bunu. Tamam mı? Şimdi nerede ya? Bunu bir kahramanımıza kullanıyoruz. Bir ara deneriz bunu şu anda değil. O kahraman ölürse tekrar onu şey yapamıyoruz. Üretemiyoruz benim anladığım burada yazandan. Ama acayip güçlü yapıyormuş onu. Kutsal yel diyor bir de. Kaderin işe karışması gibi görülen ender anlarda 2 puan açabiliyormuşuz bunu. Rüzgar gibi basit bir unsur bile haklı bir davanın şampiyonlarına ok saldırılarının arkasına geçip yıkıcı bir güç verebilir. Uzun menzilli birimlerin saldırısına devirme katabilir diyor. Tam olarak çevirde mi hata var ben mi anlamadım bilmiyorum. Deneyip bunları daha iyi öğreneceğiz diye düşündüm bir an şu an. Buraya kadar anlamıştım bunu tam anlayamadım bu kutsal yeli ama bir rüzgar müzgar çıkarıyor anladığım kadarıyla. Hadi gidelim. Şu skill de unutmadım. Gimli'nin skill'ini de kullanacağım mutlaka. Derhal kazat Aymenu. Gimli buraya. Gimli seviye 2 olacak ha neredeyse. Bak ne buldum dur. Buraya. Dur kaç tane kaya var? 2. Gimli gel. Baltam sabırsızlanıyor. Kır kafalarını Gimli.
Oy. Reis. Buna da gel. Buna da gel. Hazırım. At abi. Dadundan yenmeyin. Hazır mısın? Hazır mısın? Tamam, aşağıya şu an bayağı bir hasar vurduk. Şurada okçular vardı. Onları bir halledebilirsek halledelim. Üstüne doğru. Bak hala sıkıyorlar ha. Tamam. Şöyle gideceğiz ve oraya ulaşacağız diye tahmin ediyorum. İnelim aşağıya. Ben kendi yolumdayım. Derhal. Orada bir toplanalım arkadaşlar. Koşunuz. Geliniz. Şuradan yol yok. Kamera bile gitmiyor oraya. Ordumdan kimseyi kaybetmemem. Vay be. Buraya da bir saldırı olursa var ya, yok olacağız ha. Hazır. Böyle bir şey olma ihtimali olabilir mi acaba? Doğru. En azından iki tane kule yapayım. Hatta ortaya da bir tane yapayım. Üç olsun. Ne olur ne olmaz, ilk bölüm deyip küçümsemeyelim ya. Başımıza hadi, devam edelim. Bir şey gelmesin yani. Yap aga, sen yap onu. Şu sarmaşığı önce öğrenelim diyorum ben. Dikenli çalılar olayını. Derhal. İlk onu bir deneyeceğim. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Derhal. Buraya. Ben kendi yolumdayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Deniyorum. Deneyemiyorum. Tam sabırsızlanıyor. Bir bina tamamlandı. Tam sabırsızlanıyor. Gimli buraya. Bize saldırıyorlar. Ne? Bize hasar vermiyor değil mi? Tamam. Çok kolay. Hazır mısın? Şimdi benim bunu anladığım arkadaşlar, burada bu düşmanların üstüne bunu ben bastım ama düşmanlar sabit durduğu için sanırım hiçbir hasar veremedik onlara. Burada bunun anlatmaya çalıştığı şey zaten buradan geçen düşmanların etini yırtar diyor. Yani mesela ben şunu bileceğim. Diyeceğim ki aha da buradan işte düşmanlar üstüme doğru geliyor. Basacağım bunu oraya. Onlar oradan koşarken canları azalarak benim yanıma gelecekler. Gimli buraya. Gimli seviye atlamış Gimli mı? Buraya. Hala biz. Çok az kalmış ama. Hadi buraya. Gidelim. Üzerine. Üzerine. Onları ikiye böleceğim. Bize saldırıyorlar. Yeter mi? Ork komutanı dediği kim acaba? Bu arada yine açılmış bundan. Şunu bir deneyeceğim. Abi ne işe yaradı şimdi o ya? O ne işe yaradı, ben anlamadım hakikaten ha. Aha! Ork komutanı. 950 canı var. Koşun! Ay, 20 hasarı var. 950 canı var. Kırın abi ağzını. Son power'da da ant çağırabiliyoruz arkadaşlar. Fangor normalinden dev bir ant çağırır diyor. Döv abi, döv döv döv. Cücemi öldürdü bak. Ya, ya sersemlettim onu orada. Kır abi, kır kır kır. Gimli seviye 2 olmuş. İyi iş dostlar. Orkları bu tepelerden temizledik.
ork mevzileri arasında gökten kayalar düşürebilen cüceler söylentisi hızla yayılır. Orklar, cüceler diyarını istila etmek için yararlandıkları kayalıklardan ve dağdan geri çekildiler. Cücelerin zaferi kesin olacaktı ancak Kara Lord Sauron'un korkusu orkların Durin halkının topraklarına başka bir giriş noktası bulmalarına yol açtı. Evet, evet efendim, öldürülen düşmanlar toplamda 68 tane düşman öldürmüşüz. 3 tane kayıp vermişiz arkadaşlar. 3 tane cücemiz ölmüş ne yazık ki, 68 tane de orku, goblini vesaire kesmişiz, biçmişiz efendim. Gri Kaya bölümü bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Yine yarım saatin bir tık üstünde olan bir bölüm oldu. Hemen yanında Demir Tepelerin kuşatılması bölümü var. Bunu da bir sonraki bölümde oynayacağız arkadaşlar. Sevgili YouTube, kendinize bir sonraki bölüme kadar çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.